Bu aralar ne sık görüşüyoruz Tekfur Rogatus? Her görüştüğümüzde de senin kesen biraz daha şişiyor. Bundan şikayetçi olamazsın. Anselmo şikayetçi değil. Papaz Gregor'u alamamış olsak da kazançlı çıkmayı başardık. Tanrı bize bir şans daha veriyor. Aya Nikola. Turgut isminde bir Türkmen beyini esir aldı. Bu Turgut, Osman için çok önemli. Eğer biz onu alırsak... Dostunuz Papaz Gregor zaten elinizde demektir. Nikola'nın kalesindeki casuslarımdan aldığım bilgiye bakılırsa... Kosses, yarın Turgut'u almaya bizzat oraya gidecek. Papaz Gregor'u elinizde bilin Tekfur Rogatus. Çok dikkatli ol. O bir şeytan. Anselmo bütün şeytanlara karşı her zaman dikkatlidir. Turgut'u size getireceğim. Hiç kuşkunuz olmasın. Nikola Turgut'u Kosses'e verecek. O nedenmiş ağabey? Mari'ye pek bir düşkün. Aklınca Turgut'tan Mari'nin kaçırılmasının intikamını alacak. Nikola içi. Neden böyle bir iş eder? Belli ki Mari'nin gönlünü çalmak ister. Mari bekardır beyim. Nikola onunla evlenip ağabeyi Kosses'i kendi safına çekmek ister. Eyvallah. O vakit Turgut Bey'i almak için pusu atmak gerek. Nikola yolculuğa hazırlanır Osman Bey. Kaleye girerken gördüm. Turgut için kafes hazırlamaktalar. Tez vakitte Turgut'u Kosses'e verecek. Gayrı sözün bittiği yerdeyiz. Pusatlarımız bilensin. Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız. Beyim, ya hepsi tuzağın bir parçasıysa? Elbet bilirler ya, Turgut Bey'i ardında bırakmazsın. Ya seni üzerlerine çekmek için bir oyunsa? Ama bir tuzak dahi olsa bir yolunu bulup Turgut Alp'i almak gerekir. Onu esir tuttuğumuz sürece diğer obaları ardımızda tutamayız. Osman Bey'in kimseyi arkada bırakmayacağını bilmeleri gerekir. Evvelallah. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Yaralı çakalı takip ettik. Bizi inine götürdü. Lakin gelen giden olmadı. Bay Sungur gözlemeye devam eder beyim. Kurdun dişine kan değdi. Ayrı peşlerindeyiz. İlk fırsatta onlara dişlerimizi geçireceğiz. Lakin evvela şu Turgut meselesini halledelim. Sonra katalanların üzerine yürürüz. Yürürüz ya beyim, yürürüz. Ağabey, pusu için hazırlıklara başlayasın. Eyvallah beyim.